Hepinize merhaba. Yepyeni bir Teknostop videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Viofi S19 V3 araç kamerasını inceliyoruz. Her videomuzda olduğu gibi ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Şöyle ürünün kutusunu açtığımda gördüğünüz gibi araç kameramızın kendisi direkt çıktı. Yine GPS modülü de üzerine hazır takılı halde geliyor. Şöyle ayırdım bunu da. Hemen alt bölümüne bakalım neler varmış diye. Burada bir aksesuar kutusu yer alıyor. Şöyle kutunun içerisini açtığımızda şöyle bantlar ve bandı sökmek için şöyle bir ip çıkıyor içerisinden. Yine burada cama yapıştırmamız için şöyle bir jelatin var. Direkt bandı bu jelatin üzerine yapıştırıyoruz. Bunu da cama yapıştırıyoruz aracın ön camına. Yine burada yapışkanlı kroşelerimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çift taraflı bant yapıştırılmış. Şöyle kroşeler var. Burada araç çakmaklığı ve şöyle güç kablosu yer alıyor. Onun bir hemen açıp içerisine bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi araç içine yetebilecek boyutta şöyle USB, mini USB bir kablo var. Çakmaklık da şu şekilde. Normal standart araç çakmaklığı. 12-24 voltta çalışabiliyor. Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi 2 adet de USB portu var burada. Şöyle özelliklerine baktığımızda toplamda 5 voltta 3.1 amper olarak çıkış sağlayabiliyormuş. Yani 2 USB arasında bunu bölebiliyor. Burada yine bir adet şöyle transfer için veya çalıştırmak için kullanabileceğimiz bir mini USB kablo var. Son olarak da içerisinden 2 adet cama GPS'siz olarak yapıştırmak için şöyle aparat çıkıyor. Şöyle normal bildiğiniz aparat. Şu GPS'li aparatı kullanmak istemezseniz eğer direkt bununla bağlı kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde kutu içerisinde başka bir şey yok. Şu fazlalıklardan kurtulayım ben. Kameranın dış görünüşüne değinmek gerekirse Viofi A119'un önceki modellerine birebir benziyor. Şöyle arka tarafını çevirdiğimde burada GPS'imiz yer alıyor. Bunu sökmüştüm. Şöyle bir kere daha söküp göstereyim. Şu şekilde sökülüp takılabilen bir GPS'imiz var burada. Aynı zamanda burada kameramız yer alıyor. Kameramız Sony Starbiz sensörlü IMX335 5 megapiksel sensör kullanıyor. Yine bunu aşağı yukarı şöyle son açıları ayarlayabiliyoruz. Yine kameramızın 140 derece bir görüş açısı var. Şöyle önüne tekrar döndüğümüzde 2 inçlik bir ekran yer alıyor burada. Aynı zamanda buradaki tuşlardan kontrol yapabiliyoruz. Yani ayarlara girip menü vesaire kullanabiliyoruz veya kaydı başlatıp mikrofonu kapatıp açıp acil duruma sokabiliyoruz. Şöyle yan tarafında micro SD kart girişi var. 256 GB'a kadar micro SD kart desteği mevcut cihazın. Fakat kaliteli bir kart kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle piyasada çok fazla sahte kartlar bulunuyor. Sahte kartlar yerine yazma hızı yüksek gerçek 4K destekli kartları tercih ederseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu sefer kameranızda sıkıntı yaşayabilirsiniz sahte bir kart kullandığınızda. Bu tarafına baktığımızda ise gördüğünüz gibi burada bir AV çıkışımız var. Buradan analog olarak görüntü çıkışı alabiliyoruz. Bazı double tape'ler bunu destekleyebiliyor. Buradan bağladığınızda görüntüyü direkt double tape'in ekranına aktarabiliyorsunuz. Burada da güç girişi için USB, daha doğrusu mini USB girişimiz yer alıyor. Burada da bir mini USB girişi var fakat buradan beslemenizi tavsiye etmiyorum. Şu yan taraftan beslemeniz daha sağlıklı olacaktır. Kameranın dış görünüşüne değinirken kısaca özelliklerinden de bahsetmiş olduk. Bu arada kameramız 2560'a 1600 çözünürlükte 30 FPS'de kayıt yapabiliyor. Yani Quad HD bir görüntü kalitesi var. Zaten videonun sonlarına doğru size sürüş videolarını da göstereceğim. Fazla da uzatmadan kameramızı çalıştıralım. Bir de menüsüne falan bakalım. Normalde kamerayı çakmaklığa bağlayıp çalıştırmamız gerekiyor ama ben size göstermek için şöyle USB'den besliyorum direkt. Şuraya şöyle takar takmaz kameramız çalışmaya başlıyor. Hatta daha iyi görebilmeniz için biraz yakınlaştırayım görüntüyü size. Şu an muhtemelen biraz daha net görünüyor. Hatta şu jelatini de çıkartacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi kayıt yapmadığı için uyarı veriyor. Menüden öncelikle onun sesini kapatarak başlayalım. Şuradan tuş seslerini şimdilik kapattım. Şöyle geri döndüğümüzde gördüğünüz gibi sağ alt tarafta GPS'in hız bilgisi yer alıyor. Yine burada park modunda olup olmadığı ile alakalı bir simge mevcut. Bunu da zaten göstereceğim size. Özellikle park modu kitinin nasıl bir şey olduğunu da göstereceğim. Burada ne kadar kalitede kayıt yaptığını vesaire görüyoruz. Alt tarafta da tarih saat bilgileri vesaire yer alıyor. Yine plakaya girdiğinizde onu falan görebiliyorsunuz. Şöyle hemen hızlıca menüsüne girelim. Gördüğünüz gibi menü ilk başta İngilizce olarak geliyor. Fakat bu kameranın en güzel özelliklerinden bir tanesi Türkçe dil seçeneğinin olması. Direkt şu ayarlara girip Türkçe'ye seçtiğimizde
Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde dil seçeneği Türkçe oldu. Hemen ilk ayarlara baktığımızda klasik video çözünürlüğü ayarlarımız falan var burada. En yüksek kalitede 30 FPS'de kayıt yapabiliyor. Düşürdükçe FPS'yi vesaire de arttırabiliyoruz. Şöyle geri geldiğimizde burada bitrate'in yani video kalitesini ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda döngüsel kaydın aralığını vesaire ayarlayabiliyoruz. Bunlar klasik araç kameralarının olan basit menü seçenekleri. Yine burada video parlaklığı vesaire var. En dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi park modu. Bu kamera aynı Vivo H29 modellerindeki gibi park halindeyken kayıt yapabiliyor. Onun için de şöyle bir kit kullanmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim onu size. Görmüş olduğunuz gibi önceki serisinden farklı yani H29 2 kablolu bir kit kullanıyordu. Bunda 3 kablolu kiti destekliyor artık. Onu şöyle ayırıp göstereceğim size. Şöyle bağlantı şemasında 3 adet kablo var bunlarda. Bu kablolardan kırmızı olanı sürekli elektrik gelen kablo oluyor. Şu siyah bildiğimiz şase topraklama kablosu oluyor. Sarı kablo da kontak kablosu oluyor. Yani araç açıkken elektrik gelecek bir sigortaya bağlanması gerekiyor. Bunların iki tanesi şu iki tanesini sigorta paneli üzerinden rahatlıkla bağlayabiliriz. Bunu da direkt şaseye denk gelen bir vidanın altına sıktık mı işlem tamamdır. Yine burada da şöyle göstereyim. Akü voltajını ayarlayabildiğimiz bir anahtar mevcut. Şöyle. Buradan 11.8'den 12.4'e kadar kesme voltajını ayarlayabiliyoruz. Bu da aynı zamanda 12-24 volt uyumlu 5 volt 2 amperde bir çıkışı varmış. Biz kameramıza geri dönelim. Bu kiti kurduktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada seçenekler var. Buradan hangi seçenekle kayıt yapmasını istiyorsak bunu ayarlayabiliyoruz. Otomatik algılama yani hareket algılayıcı olarak çalışıyor. Timelapse olarak çekim yaptırabiliyoruz. Düşük bit hızında da kayıt yapabiliyor. Şöyle alt tarafına girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada park modu zamanlayıcısı, park modunun G sensör hassasiyeti, hareket algılama hassasiyetini vesaire ayarlayabiliyoruz. Timelapse kayıt yine yapabiliyor kameramız. Hareket algılamayı buradan açıp kapamamız gerekiyor bu özelliği de kullanabilmek için. Burada klasik görüntü yansıtma özelliği var. GPS'i açıp kapatabiliyoruz. Hız birimimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde darbe sensörünün hassasiyetini buradan ayarlıyoruz. Şöyle aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi tarih saat bilgilerini vesaire buradan rahatlıkla ayarlamamız mümkün. GPS bilgisinin içerisine girdiğimizde ise buradan hangi verileri göstermesini istiyorsanız onları görebiliyorsunuz. Tüm açıkladığınızda koordinat ve hız verilerini vesaire hepsini gösteriyor. Sadece hız derseniz kameranın sol alt köşesinde olması lazım OCD ekranında. Gittiğiniz hızı gösteriyor. Yine kamera model bilgisini ekrana yansıtabiliyoruz. Ses kaydını açıp kapatabiliyoruz buradan ama daha kolay bir yolu var. Zaten direkt buraya mikrofon diye bir tuş koymuşlar. Buradan basıp sesi kapatabiliyorsunuz. Ekran koruyucu ayarları vesaire var burada. Şöyle LED vesaire ayarlarını gösteriyor. Tarih saati buradan yapabiliyoruz. Saat dilimini ayarlayabiliyoruz. Bunun özelliği GPS'ten direkt saati çektiği için sizin bölgede hangi bölgede bulunuyorsanız onun saat dilimine göre ayarladığınızda otomatik olarak zaten o saati sizin bölgenize göre hazırlamış oluyor. Yani ekstradan bir daha saat ayarı yapmakla uğraşmıyorsunuz. Burada dil seçeneği var. Zaten bunu ayarlamıştık. Bip sesi tuşlara basınca vesaire ses çıksın mı çıkmasın mı ayar oluyor. Zaten menü Türkçe olduğu için aslında çok da anlaşılır bir arayüze sahip. Şöyle biçimlendirme seçeneği var. Burada hafıza kartını buradan biçimlendirip sıfırlayabiliyoruz içerisini. Biçimlendirme uyarısı mevcut. Üretici 1 veya 2 hafta aralığında kameranın hafıza kartını biçimlendirmenizi tavsiye ediyor. Buradan biçimlendirme uyarısı ayarladığınızda 15 gün olduktan sonra biçimlendirin diye size uyarı veriyor. Buradan ayarlarımızı sıfırlayabiliyoruz. Yine klasik OCD'ye girdiğimiz plaka bilgisi, kişisel metin bilgisi vesaire var. Son seçenekte ise yazılım versiyonu var. Yazılımı da güncelleme ile alakalı ilerleyen zamanlarda bir video paylaşmayı düşünüyorum sizlere. Zaten ayar ekranımızın da sonuna geldik. Kısaca kameranın özellikleri bu şekilde. Lafı fazla da uzatmadan sizi sürüş videolarıyla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar sürüş videolarına geçmeden önce çok kısa bir reklam yapmak istiyorum. Vivo H29 V3 araç kamerasını GPS özelliğinden bahsetmiştik. GPS özelliği sayesinde gitmiş olduğunuz rotayı kayıt altına alabiliyor. Bu rotayı videonun dosyasına işleyerek sonrasında bir video izleme programında yani GPS video izleme programında izleyebiliyorsunuz. Ben bunun için Dashcam Viewer programını kullanıyorum. Bu programı şöyle göstereyim. Dashcamviewer.com üzerinden indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak iki video oynatmanıza izin veriyor. Aynı zamanda lisanslı versiyonu alarak bütün özelliklerden de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Dashcam Viewer'a destekleri için de teşekkür ediyorum. Şöyle uygulamamıza geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta haritamız mevcut. Buradan gitmiş olduğunuz rotayı harita üzerine görebiliyorsunuz. Hatta yaptığınız hızları renklerle burada size detaylı bir şekilde gösteriyor. Yine onun üzerinde
adım adım gittiğiniz hızın ortalamasını görebiliyorsunuz. Zaten bu video bölümünde de görülebiliyor burada. Yine alt tarafta da grafik olarak burada yaptığımız hız belirtilmiş. Burada ne kadar hızla gittiğimizi de görebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle video oynattığımızda sağ taraftaki haritaya dikkat edersek gördüğünüz gibi konumumuzun sürekli değiştiğini fark etmişsinizdir. Yani anlık olarak sürekli buradan rotayı da size gösteriyor. Nereye gittiniz, nerede durdunuz. Bunların tamamını bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Dashcam Viewer uygulamasının linkini de aşağıya ekleyeceğim. Sizi sürüş videolarıyla baş başa bırakıyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Viofaiz 19 V3 araç kamerasını inceledik. Eğer ürünü beğendiyseniz incelemek veya satın almak için aşağıda bulunan linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Yeni bir Teknostar videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.